önce Kahramanmaraş'a teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladı burada 3 gün boyunca. Mutluyuz. İstanbul Sungur Okçuluk'tan geldik Ümraniye. Böyle etkinlikler hem ata yadigarı sporumuzu yad etmemize sebep oluyor. Hem de Türkiye'nin her tarafında gittiğimiz yerlerde kendimizden birilerini bulmaktan mutlu oluyoruz. Ata yadigarını yaşatmaktan mutlu oluyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz. İlgi, alaka, katılım nasıldı? Yani okçulukla ilgili. Mükemmel bir katılım vardı. Yani okçulukta maalesef hep kendinizden bir şeyler harcamak zorundasınız. Yani bizim devletin bir katkısı yok bu işte. Biz kilometrelerce yol geliyoruz buraya. Kendimiz harcıyoruz. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Sadece bu şeyi işte gönül işi. Yani bu işte herhangi bir şeyimiz yok, bir çıkarımız yok. Sizleri görmeye geliyoruz. Sizler bizleri görmeye geliyorsunuz. Komşuluk ilişkilerimiz, tanış oluyoruz, ahbap oluyoruz, kardeş oluyoruz. Genelde kendi imkanlarımızla geliyoruz. Yani Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 48 ilden sporcu var. Bunların hepsi kendi imkanlarıyla buraya geldi. Burada güzel yarıştık, sohbet ettik. Bizleri ağırladınız. Teşekkür ederiz. Daha federasyonumuz çok yeni. Yani emekleme aşamasında destek, sonuna kadar destek istiyoruz federasyonla. Biz de sonuna kadar destek veriyoruz. Yani yapılabilecek her şeyi şu anda yapmaya çalışıyorlar. Ama imkanlar sınırlı yeni kurulduğumuz için. İnşallah önümüzdeki dönemler çok daha iyi olacak. Çok daha öne geçecek. Yani tüm dünyada bir de kültürel miras listesine girdi geleneksel okçuluk. Buradan Cengiz Başkan'a da çok teşekkür ederiz. Onun çalışmaları sayesinde. İyi olacak inşallah. Kaptanım, eğitmenlik yapıyorum. Denizde güvenlik eğitmeniyim. Günlük hayatımda çok yer tutuyor. Yani bu her gün çalışmak zorundasınız. Kas hafızası dediğimiz şeyi bir gün çalışmayın, iki gün çalışmayın. Unutursa eğer işte başarısız olursunuz. Yani sürekli vücudu zinde tutmak için hem zihinsel olarak yani bizim işte batı şeyi söyleyelim. Yoga yapıyorlar onlar. Biz de bunu yapıyoruz. Yani tamamen zihnimizi boşaltabiliyoruz bu noktada. Gerçekten çok güzel bir spor. Zihninizi boşaltabileceğiniz. Ben oğlum sayesinde girdim. Oğlum biraz hiperaktifti. Öyle tavsiye ettiler. Biz onu getirip götürürken hocalar da bizi kandırdı. Biz de başladık. Yaklaşık bir senelik sporcuyum ben de. İşte Türkiye şampiyonasında da 3. olmak nasip oldu. Bireysel olarak yapabilecekleri en iyi spor. Dövüş yok, kavga yok. Sadece gönlünüzü dinliyorsunuz, beyninizi boşaltıyorsunuz. Zihin gayet dinamik oluyor. Bir de güzel okuyorsunuz. İsmim Fikri Merdim. Bursa Hasan Ağa Geleneksel Okçuluk Kulübü üyesiyim. Bursa Uluşehir'den maneviyeti yüksek Gazi şehrimiz, madalyonlu şehrimiz Maraş'ımıza geldik. Güzel bir etkinlik. İlk Türkiye Kulüpler Kupası yarışmasında kulübümüz adına yarıştık. Birçok spor kulübümüz Türkiye'nin 82 vilayetinin yarısından fazlası burada yarıştı. Amacımız Türk okçuluğunu, geleneksel Türk sporumuzu dünyaya tanıtmak. Bununla ilgili federasyonumuzun büyük çalışmaları var. Federasyonumuz kuruldu. Federasyonumuzla alakalı okçular, ok yapan sanatkarlarımız, tirkecilerimiz bu işe gönül verdi. Biz de buna katkıda bulunmak, değerli takım arkadaşlarımızla, spor kulübümüzle, kulüp başkanlarımızla, federasyonumuzla, Etna Spor Kulüp başkanlarımızla bütün emeği geçen, tüm bu spora gönül veren, tüm emek veren büyüklerimize, yöneticilerimize, Cumhurbaşkanımıza, yani devletin bütün yetkili kurumlarına teşekkür ediyoruz. Çok gençlerimizi bu spora tavsiyem, yönlendirmeleri, birlik ve beraberlik, abi kardeş ilişkisinden üstatlığa kadar yönlendirmeleri bence çok uygun ve güzel olur. Biz yaşımız itibariyle biraz genç de başlamış olmamıza rağmen gençlerimize örnek olup bu sporu tanıtmak istiyoruz. Sizler de bize bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tamam mı?